Venüs, güzelliğin, estetiğin, tutkunun tanrıçası. Kafanızdaki güzellik algısını bir düşünün. Venüs tüm bunların ötesindedir işte. İnsanın nefesini kesen cinsten. Gökyüzüne bakıp şöyle evrenin güzelliğine hayran kalmak mı istiyorsunuz? O zaman Venüs'ten başkası kesmez sizi. Baktıkça baka kalırsınız. Kızıl gün batımında bembeyaz parlayan bir manzara sunar size. Hem bu saf rengi hem de parlaklığı ile zaten başka bir şeyle karıştıramazsınız. Onun o olduğunu bilirsiniz. Merkür gibi onu da karıştırdılar zamanında ama. Gündüz ve gece görüntülerini iki farklı gezegen olarak yorumladılar. Gündüz gördüklerine Vesper dediler. Hesperus olarak da bilinir. Şafak tanrıçası Eos'un oğlu. Şafağı getiren demek. Gündüz gördüklerine ise Phosphorus ya da Lucifer dediler. Phosphorus zaten Hesperus'un kardeşiydi. O da ışığı getiren demek. Lucifer o da ışığı getiriyordu. Ama sonra anlaşıldı tabii. İkisi de aynı gezegendi. Venüs en parlak olmasının bazı sebepleri var. Tabii bunlardan biri oldukça büyük bir gezegen olması. Neredeyse dünya kadar. Tabii bize yakın olması da ayrı bir avantaj. Yansıttığı ışığı bize ulaşana kadar pek bir kesintiye de uğramıyor. Bir de tabii Venüs üzerine düşen güneş ışığını büyük oranda yansıtıyor. Çünkü beyaz bir bulutla kaplı durumda. Bu durum diğer gezegenlerden birkaç kat daha fazla yansıtma yapmasına neden oluyor tabii. Bu nedenle teleskoptan bakmaya kalkarsanız beyaz bir bilardo topu görürsünüz aslında. Ama işte bu beyaz örtü aslında Venüs'ün kavrulmuş yüzünü saklayan bir duvak gibi. Evet. Biraz aldatıcı olabiliyor bu görüntü. Bu örtü sayesinde aslında bu güzellik tanımı üzerine yapışmış durumda. Çünkü Galileo'yu düşünün. Bugün marketlerde bulabileceğimiz ucuz teleskoplara kıyas bir teleskopla gökyüzünü gözlemlerken o da sadece Venüs'ün örtüsünü görmüştü. Bugün hala Galileo'nun teleskoplarından ikisi Floransa'da bir müzede sergileniyor. Bir tanesi 40 ila 50 milimetrelik bir açıklığa sahipti. Bu elbette 6 milimetrelik açıklığa sahip insan gözüyle karşılaştırıldığında o dönem için müthiş bir sıçrama sağlamıştı. Ama işte yüzeyiyle ilgili fikir sahibi olmaları imkansızdı. Fakat yine de bu imkan sayesinde bazı tabular yıkılacaktı işte. Özellikle Galileo Venüs'ü gözlemlerken Venüs'ün evrelerini gözlemlediğinde bunun ne anlama geldiğini kendisi çok ama çok iyi biliyordu. Fakat bunu söylese miydi? Her şeyi göze alarak. Çünkü Venüs'ün evreleri tek bir şeyi gösteriyordu. Venüs güneşin yörüngesindeydi. Dünyanın değil. Bu işte binlerce yıldır süregelen birçok dogmanın yıkılması anlamına geliyordu. O dönemlerde bu tip özellikle kiliseye ters düşen keşifler için bilim insanları şifreler kullanırdı. Şifreli mesajlarla keşiflerini açıklarlardı. Galileo da bir kelime oyunu ile Prag'daki dostu Johannes Kepler'e bir mesaj göndermişti. Henüz açıklanmaya uygun olmayan şeyler tarafımdan gözlemlendi anlamına gelen Latince bir anagram kullanmıştı. Sonra bu anagramın harfleri yeniden düzenlendiğinde aşıkların annesi Cynthia'nın görüntüsünü lit ediyor gibi bir anlam çıkıyordu. Cynthia burada ay anlamına geliyor ve Venüs'ün de ay gibi evreleri var anlamına geliyordu bu mesaj. Galileo, Kopernik'in de öngördüğünü kanıtlamış. Güneş merkezli sistemi bir anlamda gözlemler ile ortaya koymuştu. Bu bulgusunu elbette tüm endişelerine rağmen daha fazla gizleyememiş ve 1611'in Noel'inde açıklamıştı. Tabii endişeleri de doğru çıkmış ve Engizisyon kendisini ölene kadar ev hapsine çarptırmıştı. Herhangi bir keşif yapması, araştırma yapması da yasaklanmıştı tabii. Doğru söyleyeni bir kez daha cezalandırmışlardı. Tabii fikirleri hapsedemezsiniz değil mi? Bu artık düşüncelere sirayet etmiş bir virüstü. Gerçeği biliyordu herkes. Herkes gözünü Venüs'e çevirmiş ve onu anlamaya çalışıyordu. Onu kaplayan bulutlar özellikle müthiş bir hayal gücünü de tetikleyecekti. Dünya dışı yaşamı konuşuyoruz ya bugün. Bunun tohumları o zaman atılacaktı işte. Venüs'ü gözlemleyenler bu bulutları dünyamızın atmosferine benzetiyorlardı. Boyutu da dünyaya çok yakın olan Venüs'ün güneşe uzaklığı da dünyamızın %75'i kadardı. Bu da yüzeyinin bizdeki en sıcak ülkeler kadar sıcak olabileceği fikrini doğurdu haliyle. 1686'da Fransız yazar Bernard de Fontenelle, Başka Dünyaların Olasılığı Üzerine Sohbetler isimli bir kitap yazmış. Ve 1700 yılında bu kitabı ilk kadın İngiliz yazarlardan ve oyun yazarlarından Afra Ben çevirmişti. Şöyle hayal etmişlerdi Venüs'ü o zaman. Güneş'e bizden yakın olması sebebiyle daha fazla ışık ve ısı alan Venüs çok daha yaşanabilir bir yer olabilir. Venüs'te yaşayan beyefendiler güneşten kavrulmuş hoş tenleri ve çok daha sevgi dolu, yaşam
yaşam ve tutku dolu, müzik aşığı, her gün festivaller, balolar düzenleyen ve eşlerine iyi davranan insanlardır. Bu kısa metin bile o dönemin şartlarını ve insanların ve özellikle kadınların çok daha iyi bir yaşam hayalini nedenle göz önüne seriyor değil mi? Bilimin zihinlerin zincirlerini kırmasına en iyi örneklerden biri belki de. Ama tabii maalesef Venüs'ün dünyaya benzer görüntüsü gerçeklikten çok uzaktı. Gerçekte bu bembeyaz örtünün altında karanlık sırlar saklıydı. Hiç de hoş olmayan bir yüz ve bir şeyin yaşıyor olacağını hayal bile edemeyeceğimiz bir ortam vardı orada. Venüs'ün yüzeyi saf, kara, volkanik kayalarla ve sayısız volkandan gelen donmuş lav nehirleriyle kaplıydı. Atmosferi inanılmaz yoğun ve atmosferik basıncı bizdeki okyanuslarda 1 kilometre derinlikteki basınca eşit bir basınca sahipti. Bizdekinden %90 kadar daha fazla. Bizdeki denizaltıların çoğunun erişebildiği maksimum basınçtır bu. Atmosferi bizim gibi bir canlının soluması da mümkün değil. Karbondioksit, azot, sülfürik asitten oluşur çoğunlukla. Bu asit yoğunluğu asit yağmurlarına neden olur elbet. Ve herhangi bir araç gönderdiğinizde çok kısa sürede kullanılmaz hale getirir. 1962'de Mariner 2 Venüs'e yakın uçuş yaptığında başka bir gerçeği daha doğrulayacaktık. Venüs'ün yüzey sıcaklığı da 400 santigrat derecenin üzerindeydi. Bundan sonra Venüs'le ilgili öğrendiklerimizin çoğu Sovyetlerin çabasıyla olacaktı. Amerika Ay'a gitmeyi tercih ettiği için Apollo görevlerine odaklanmışken Sovyetler Venüs ve Mars'a çevirmişti yüzünü. Ve efsane Sovyet uzay mühendisi Sergei Korolyov'un öncüsü olduğu Venera uzay mekiği serisiyle 1967'de Venüs keşifleri başlamıştı. Ki dünya dışında herhangi bir gezegene inen ilk araç da 1970'te Venera 7 olacaktı. Venüs'e inişi beklenenden sert olsa da o kadar sağlam bir ekipmandı ki hayatta kalabildi ve 20 dakika boyunca sinyal gönderebildi. Venera 8 ise başarılı bir şekilde inmiş ama o da diğer tüm araçlar gibi Venüs'ün yüzey koşullarına ancak 1 saat dayanabilmişti. Ama herkesi asıl heyecanlandıran görevler Venera 9'dan 12'ye kadar olanlardı. Çünkü bunlar da kameralarda vardı. Birçoğunun kamerası atmosfere girer girmez bozulsa da bazılarından doğrudan fotoğraf da alabildik. Evet, buyurun. Venüs'ün yüzeyinden gerçek fotoğraflar. Sonra tabii NASA bu konuda da yarışa katılmış ve 1980'lerin sonunda gönderdiği Magellan ile Venüs'ün yüzeyini çok detaylı bir şekilde haritalandırmayı başarmıştı. Bu haritada bize bayağı bir şey anlatıyor aslında. Öncelikle Venüs'ün yüzeyi çok büyük oranda son yarım milyar yılda oluşmuş durumda. Yani 500 milyon yıl kadar önce Venüs'te büyük ihtimalle korkunç bir volkanik faaliyet gerçekleşti. Ve gezegenin tamamını lav ve volkanik kayalarla kapladı. Gezegen resmen içeriden gelen bir öfkeyle yüzeyini tamamen yeniden şekillendirmişti. Bu tabi Venüs'ün geçmişiyle ilgili bildiklerimizi de bayağı kısıtlıyor. Çünkü 4.6 milyar yıl kadar önce gezegenler oluştuğunda Venüs dünyamıza çok benziyordu büyük ihtimalle. Hani yeni doğan tüm bebekler birbirine benzer ya, sonra yaşlandıkça yaşayacakları, genetik özellikleri onları çok farklı bireylere dönüştürür. O nedenle bilim insanlarına göre Venüs'te büyük ihtimalle sıvı su da bulunuyordu en başta. Ama tahminlere göre volkanik faaliyetlerin de ötesinde bizde yaşamı mümkün kılan dengeli sera gazı etkisi Venüs'te dramatik boyutlara ulaşıp yok edici bir etkiye neden olmuş olabilir. Belki de üzerinde bulunan okyanusları buharlaştıracak derecede. Carl Sagan da 1961'de tam da bundan bahsetmişti. Venüs'te sera gazı etkisi sıcaklıkları 500 dereceye kadar yükseltmişti. Bizde 33 dereceye kadar yükseltmiş olsa da bu böyle kalacağı anlamına gelmiyor. Venüs bir anlamda bize olabileceklerinde bir simülasyonunu sunuyor aslında. İşte o nedenle seriye başlarken demiştik ya, evimizi iyi tanıyalım, komşularımızı, ders almayı bilelim, anlamayı, anlamlandırmayı, kendimizi dokunulmaz addetmeyelim. Şimdilik ve uzun sürede öyle olacak gibi görünüyor, tek bir evimiz var. Tüm farklılıklarımızı bir kenara koyup aynı yolda yürümek için hala çok geç değil. Evimiz, evet. Güneşten başladığımız yolculuğumuzda Merkür ve Venüs'ü yavaştan geride bırakıyoruz. Ve en sevdiğimiz, en iyi bildiğimiz, milyarlarca yıldır bize ev sahipliği yapan, bize her şeyi veren, koruyan, kollayan dünyamıza geliyoruz. Sıradaki durağımız tam da burası. Evimiz. Soluk mavi nokta. Haftaya burada görüşelim o halde. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.